Oyun olarak sana katılıyorum. Özellikle Ronaldo'nun gelişiyle Dybala zaten bir problemdi. Daha pragmatist bir yola gitmek zorunda kaldı Allegri. Yoksa iyi bir taktisyen bence ama istediği parçalar bir yere gelmiyor. Puzzle birbirine oturmuyor. Hı hı. Ve doğal olarak ona göre bir şeyler yapmak durumunda kaldı. Dybala eğer ayrılırsa, yerine bir hamle yapılabilirse, Moise Kean de rolüne oturabilirse, ki sana onu soracağım şimdi. Biraz daha farklı, daha oturaklı bir yapı ortaya çıkabilir. Orta sahada bir yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu ben düşünüyorum. Hı hı. Bence en temel eksiklerden bir tanesi de bu. Bu iki tane çok sağlam hamle gerekiyor ama arkaya öyle bir sağlam aldılar ki Cancelo'yla, işte ya sağ bek sol bek hiçbir problemleri yok adamların. O bakımdan tahttan inmeleri, yani 9-10 olmaması mucizenin ötesinde bir şey. Inter istediği kadar iyi hamleler yapsın, diğer takımlar istediği kadar çaba sarf etsin, ben tahttan ineceklerini düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi penceresinin de hala açık olduğuna inanıyorum. Biraz çünkü çöküklük var ya da insanların bakışında, Juventus'a bakışında bir ya Ronaldo ile bu sezon yapamadıysan gittikçe zorlaşacak diye düşünüyorlar. Ama bence hala mümkün. 2-3 hamle gerekiyor. Senin Juventus için reçeten nedir? Bir de Moise Kean nasıl bir role oturabilir? Çünkü bu adam da boru değil yani. 2000 doğumlu. Ve attığı gol sayısı belli. Şu an bayağı Juventus'un ana skorerlerinden bir tanesi haline geldi. Ama her oynadığı maç her maç gol atıyor ya. Yani. Nereye oyuncu lazım sorusu, kesinlikle orta sahaya bir oyuncu lazım. Zaten bunun da yaklaşık bir senedir farkında Juventus yönetimi. Marotta da gitmeden önce oraya bir hamle yapmayı, hatta oraya böyle 80-90-100 milyonluk bir hamle yapmayı planlıyordu. Öyle bir paraları da var. Hatta Pogba'yı geri getirmek mesela söz konusuydu bu Mourinho ile sorun yaşadığı dönemde. Sonrasında Solskjaer ile beraber tekrar Pogba uyum sağlayınca Premier Lig'e, daha doğrusu takımına, o iş defter biraz kapandı gibi ama sürpriz bir hamle gelebilir. Yani oraya harcayacak 100 milyon eurosu var bence Juventus'un ve evet, senin söylediğin konu çok doğru. Orada bir yaratım problemi var. Neden var? Çünkü derindeki oyun kurucu Pjanic, sağ içte kim oynuyordu? Kedir oynuyordu. Sol içte Matuidi oynuyordu. Bu oyuncular yaratıcı oyuncular değil. Neyle fark i̇yi, yaratıyordu? Hepsi iyi tamamlayacaksın. Evet, yani. Farkı şöyle yaratıyordu. Matuidi enerji getiriyordu, motor gibi. Kedira da ceza sahasında sürekli savu atan, sürekli koşu atan ve oralarda işte ikinci zaman üçüncü, dördüncü forvet olup sürpriz skor katkısı yapan bir oyuncuydu. Ama yeterli mi? Sezonu kaç tane atar Kedira? 7-8 tane atar yani. Böyle daha fazlasını göremezsin. Hı-hı. Onları falan göremezsin kolay kolay. Sürprizdir yani Kedira'nın çift taneyi bulması. O yüzden orada üretici, yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaçları var kesinlikle. Ama Pjanic'le beraber oyuncuyu kurgulamak çok kolay değil. Yani çünkü Pjanic varken De Bruyne'yi çok koyar... melez bir oyuncu Pjanic. Evet. Çok arada. Aynen. Yani forvet arkasına koyulabilecek bir oyuncu asla değil ama 8'den büyük yaratıcılık ortaya koyacak bir oyuncu da değil. Yani müthiş bir silahı da var, duran top silahı ama biraz Pogba sendromu diyebilir miyiz? Pogba'da da hani Pogba'yı tamamlamak da kolay değil ya. Hmm. Pogba'yı kullanmak da kolay değil. Pjanic'i de kullanmak kolay ya değil bence. Ya Pjanic şöyle Regista'ya döndü biliyorsun. Yani savunmanın önünde artık top çıkartan bir oyuncu. Andrea Pirlo gibi. Pirlo da böyle bir oyuncuydu abi. Bak Pirlo'nun önünde yaratıcı bir oyuncu koyamıyorsun kolay kolay. Yani şöyle koyamıyorsun. Yani De Bruyne tarzı, David Silva tarzı, Bernardo Silva tarzı bir yaratıcı oyuncu koyamıyorsun. Çünkü Pirlo zaten savunmayı düşüren bir oyuncu. Önüne bir tane daha yumuşak, elegan oyuncu koyunca Juventus gibi savunmasını hep sağlam yapmış bir takımın gerçekten ortası, orta bölümünde zafiyetler başlıyor. Nasıl kapatıyordu Pirlo'yu? İşte Marquinhos yaratıcı bir oyuncu değil. Ayağı düzgün ama mesela savunmaya çok yardım eden bir oyuncu. Pogba atlet. Önünde Arturo Vidal atlet. Yani önünde atlet oyunculara ihtiyacı var Andrea Pirlo'nun. Pjanic de biraz öyle. Pjanic'in önüne çok yumuşak, çok yaratıcı, çok oyun kurucu tarzda bir oyuncu koymak kolay değil. Çok üzgünsün sen. Hayır ya, ne alakası? Juventus'a bayağı kafayı takmışsın belki. Ben şu an planlama yapıyorum yani. Nasıl Paris Saint-Germain'e geçeriz diye planlıyorum. O yüzden böyle Pogba tarzı bir oyuncuya ihtiyaçları var. Aha. Yaratıcı derken atlet, takımın temposunu düşürmeyecek bir oyuncuya ihtiyaçları var. Bana kalırsa. Onun dışında bence ne olursa olsun Ronaldo'nun tersine bir kenar oyuncusu gerekiyor. Hı hı. Douglas Costa, Bernardeschi yani iyi oyuncular ama Juventus'u böyle üst seviyede Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, yarı finalinde taşıyacak oyuncu profilinde değiller bence. Moise Kean'e gelince ben daha tam anlayamadım abi. Et mi balık mı? Yani biraz bence zamana ihtiyaç var. Hı. Oyuncu şeye benziyor. Tavanını şey mi diyorsun? Yani şu an gösterdiğinden fazlası olmayabilir. O ihtimal mi var mı diyorsun? Onun gibi, evet. Yani zaten atletik gelişimini tamamlamış. Ya evet, mesela atletizmini bu oyuncu geliştiremez çok fazla. Bundan sonra tekniği çok gelişmez, keskinliği gelişebilir. Ya ben bana şey gibi geldi. Her şeyi yapabiliyor oyuncu. Yani güçlü. Güçlü, savunmayı yıpratan bir oyuncu. Hızlı, savunma arasında koşu atabiliyor.
top sürme becerisi var. Ama böyle hiçbir şeyde de çok üst seviye değil gibi. Yani senin aslında belli... Atletizmi üst seviye. Mbappe gücü. Light diyorsun biraz. Mbappe'nin ona çok keskinleştirdiği şeyler var. Var işte bir ona da geçeriz. Mesela. Ama sen Mbappe'nin dünyanın en iyi oyuncusu olur mu diye seninle bir tartışma yapmıştık. Stok deplasmanı. Şüphelerim var demiştim ben. Podcast'te. Oradaki argümanlarına benzettim o yüzden. Ama şimdi abi Mbappe'yi ben onu söylerken bile Mbappe çok üst profildi. Yani Moise Kean bence öyle bir potansiyel de değil Mbappe'ye göre. Onun yani bir tık, iki tık altı şu anda baktığın zaman. Ama çok daha genç tabii. Mbappe kaçtı? Mbappe şu an 21 mi 22 mi? 97 olması lazım. 21 ya da 22 ya. Ne olursa olsun 3 sene 2-3 yaş fark var aralarında. Kesinlikle bir şeyler var oyuncuda. Ve kesinlikle Juventus'un oyuncusu da olacak. Ama böyle işte mancuk işten formayı alıp bırakmaz diyebilir misin? Ondan çok emin değilim. Ben Juventus konuşurken biraz şeyde geçmek gerektiğini düşünüyorum aslında. Napoli'ye geçmek. Abi Aralık 98 ya bu herif. 98 mi? Vay be. Dalga mı geçiyorsun? Hala 20 yaşında. Her seferinde şaşırıyorum. Hala 20 yaşında. Aralık 98 ya. 20 yaşında abi adam. İnanılmaz bir şey ya. Yani milletten şey var. Ligde 30 falan. 30 abi.